Evet, bu videomu kamuoyunu aydınlatmak üzere hazırladım. Adım Mahmut Özdemir. Meral Hanım altılı masadan kalkıncaya kadar Özkonak belde başkanlığını yapıyordum. Sayın Rasim Arı'nın genel başkanımız tarafından grupta partimize üye yapılmasıyla birlikte hem teşkilatlarımızda hem kasabamda korkunç tepkiler oluşmuştu. Çok büyük rahatsızlıklar huzur bulmuştu. Tabii ki tabanda bu sıkıntıya bizler cevap vermek zorunda. Halkımızla bizler baş başayız. Bu soru bana kasabamda sürekli tüm diğer parti arkadaşlarım, dostlarım tarafından Rasim Arı'nın Nevşehir Belediye Başkanlığı döneminde partisi tarafından görevinden alınmasıyla alakalı toplumumuz, halkımız son derece rahatsız olmuştu. Böyle birinin partinize nasıl kabul ettiniz? O kadar çok büyük şikayet vardı ki çevremde ve teşkilatımda. Ben de tüm bunları değerlendirerek bu geçen gün genel merkeze gittim. Böyle birinin partimiz tarafından aday gösterilmemesi alakalı genel başkan yardımcımızı, ismini vermeyen burada teşkilatlarımız biliyor, ona ilettim. Bu kişinin aday olması halinde Nevşehir'den biz bir milletvekili çıkaramayacağımızı, hatta ve hatta hiç milletvekili çıkaramayacağımızı da ilettik. Ben bir Türk milliyetçisi olarak, bir vatansever olarak, bir Atatürkçü olarak daha önce de Ömer Ay'ın belediye başkanlığı döneminde Sayın Arı'yı partimize birkaç kez davet etmiş. Ben o zaman da Özkonak Belediye Başkanıydım. Ve ben ilk itiraz eden o gün de bendim. Hatta il başkanım Sayın Ömer Ay'la da o gün tartışmıştık. Ve o gün de belediye başkanlığından istifa etmiştim ben. Evet, Rasim Arı'ya da bir itirazım. İşte belediye başkanlığından alındığı dönemden bu yana sürekli mağduriyet oynuyor. Bunlar üzerinden algı yaratmaya çalışıyor toplum üzerinde. Bugüne kadar partimizle alakalı veyahut da Kapadokya'nın sorunlarıyla alakalı hiçbir yerde görmedim. Evet, biliyorsunuz sizlerin de bildiği gibi Ziyaret Dağımızda Centerra Gold denen Kanadalı bir emperyal şirket altın çıkarmaya kalktı. Ve ben ve Ahmet Erdemli İstanbul'daki şirketlerimizi kapatıp çıkıp Özkonak'a gelip, Ziyaret Dağı'na gelip, Kapadokya'ya gelip bu altın şirketiyle büyük bir mücadeleye girdik. Biz buralarda maalesef Nevşehir'in geleceğine talip olan Sayın Arı'yı göremedik. Göreme'de peribacaları yıkılırken, yeraltı şehirleri yıkılırken, yol çalışmasında biz maalesef Sayın Arı'yı göremedik. İsmail Sivrisi denen bir bölgemizde taş ocağı açmaya kalktılar. Hacı Bektaş'ın Karaburç ve Karaburma köylerinde aynı şekilde taş ocağı açmaya kalktılar. Ve biz buralarda Ahmet Erdemli ve ekibiyle birlikte mücadele ettik. Ve bu davaların hepsini kazandık. Buralarda maalesef Arı'yı göremiyoruz. Ama son zamanlarda partimize geldikten sonra ve öncesinde de aynı şeyleri yapıyordu. Sürekli mağdur oynuyor. Gidiyor ilçelere, köylere, kasabalara, insanları kucaklamalar, öpmeler. Sayın Arı, böyle siyaset yapılmaz. Senin ülkenin gidişatıyla ilgili hangi düşüncelerin var? Gittin mi bir kasabaya? Girdin mi bir ahıra? Girdin mi bir hayvancının yanına? Gittin mi tarlada bir çiftçinin yanına? Çıktın mı biçer diyorum başına? Bugün Kapadokya'da soğan 30 lira olmuş. 30. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ülkenin geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ekonomiyle ilgili, dış politika ile ilgili ne düşünüyorsun? Nevşehir'in kaderine gelecekte nasıl hükmedeceksin? Hangi düşüncelerin var Kapadokya'nın sorunlarıyla? Nevşehir'imizin sorunu. Bunları söyle, bunları anlat. Biz bunları öğrenmek istiyoruz. Sürekli mağdur oynamaktan artık vazgeç. Evet, benim il seçim kuruluna verdiğim o dilekçenin alındı dilekçesi. Burada şuna da açıklama yapayım. Benim il seçim kuruluna verdiğim dilekçede tüm bilgiler
Var adresim. Bu bana verilen alındığına dair bir belge. Burada ismim, soy ismim falan filan yazmıyor. Ama orada verdiğim dilekçede tüm bilgilerim var. Bu alındı belgesini kendi sitesine koymuş. Korkunun ecele faydası yok. Elinizden geleni ardınıza koyarsanız namertsiniz. Siz hep ben tek diyor. Sayın Arı, sen Mahmut Özdemir'i daha tanımıyorsun. Beni tanımak için siyaset yaptığın Maltepe'den öğrenebilirsin. Sen Maltepe'de Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığım dönemde ben de Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe Teşkilatı'nda görev yapıyordum. Beni oradan da araştırıp oradan da öğrenebilirsin. Çok merak ediyorsa kim olduğumu. Hiç onlara da gerek yok. Hemen yanında Ömer Ay. Bizim hayatımız zindanlardan geliyor. Biz işkencehanelerden geliyoruz. Senin kralına eyvallah demedik. Sosyal medyam ortada. Benim yazılarım hepsi orada duruyor. Geldiğim partide Atatürkçüler ve Türk milliyetçileri o partiden kovulurken o gün de şu yazıyı yazmıştım Meral Hanım'a. Topuklu Efe, bu partiden neden Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler gönderiliyor ve onların yerine çok garip insanlar partimize geliyor diye ben o gün de tepkimi vermiştim. Bizim sevdamız bu vatan. Mevzu vatan olduğunda babamızı bile gözümüz görmez. Sen değil, senin feriştahından da korkmuyorum. Ben buradayım. Ben de tekim. Bu da sana benim son sözüm olsun.